Görüntüleme yöntemleri olarak tabii işte normal grafiden tutun, tomografi, MR, bazen ultrasonografi, bunları hastalarımızda kullanıyoruz. Burada tabii hepsinin avantajları var, dezavantajları var. İşte kiminde radyasyon miktarı daha fazla olabiliyor. Kiminde işte kontrast madde veriyoruz, alerjik reaksiyon olabiliyor. Burada hangi organın görüntülemek istiyorsak, en basit yöntemle görüntülemek istiyoruz. İşte hastamıza zarar olmasın, radyasyon vesaire gibi riskleri olmasın diye. Bu yüzden bunları değerlendirirken karar veriyoruz. Tomografinin direkt grafiğe göre, ultrasona göre avantajı kesitler alması ve böyle daha organlardaki detayları gösterebilmesi. MR'ın da yine buna benzer avantajları var. Bazı organlarda, bazı dokularda MR daha faydalı. Örneğin beyin santral sinir sistemi görüntülemelerinde MR her zaman daha faydalı tomografiye göre. Buna bizim hastamızın durumuna göre hangi organı görüntülemek istiyorsak seçerek karar veriyoruz.